Masmavi Mutfak'ta Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum. Hepinizi çok özledim. Bugün sizlere mayasız kıyır kıyır şahane bir poğaça tarifim var. Dereotlu poğaça yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Gördüğünüz gibi artık yumuşacık olmuştu. Ben dışarı çıkardım. Bayağı da bir beklettim. Mümkünse tereyağı kullanın yoksa margarin de olur. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı orta yumuşaklıkta yoğurt. Yani ne çok sulu olsun ne de çok sert olsun. Bir tane tam yumurta, bir yumurta akı. Bir yumurta sarımızı kenara ayırdık sevgili arkadaşlarım. Bunu yüzeyine süreceğiz. Onu kenara ayıralım. 2 tatlı kaşığı şeker. Şekeri mutlaka ekleyin. Tatlı oluyor sanmayın. Ee, çok güzel bir denge kuruyor. İşte o pastanelerdeki o şahane lezzeti veriyor. Ee, mutlaka 2 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Hafif tepeli olsun. Çünkü peynir ekleyeceğiniz için. Ee, peyniriniz tuzluysa tuz oranını ona göre e, dengeleyin. Lütfen sonra çok tuzlu olmasın. Hepsini şöyle bir tahta kaşığımıza kabaca karıştırdım. Bir paket kabartma tuzunu bu aşamada ekleyip Tekrar karıştıralım. Ve toplam un miktarımız 3 su bardağı una ihtiyacımız var. Ee, ama her zaman belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Yumurtanızın büyüklüğü, yoğurdunuzun ne kadar sulu olup olmaması bunlar un miktarını etkileyen e, e, etki, etki yapan malzemelerimiz. Yani 3 su bardağı bende tam denk düştü ama sizde belki 3,5 düşecek veya 2,5 yeterli olacak. Dikkatli bir şekilde ekleyip Kaşığınızla kontrollü bir şekilde karıştırıp elinizle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Ben de tahta kaşıkla toparladım. Daha sonra elimle yoğurmaya başladım. Bakın sevgili arkadaşlarım çok dikkat etmeniz gereken husus hamurunuz çok yumuşak olmalı. E, sert olsun diye un takviyesi yapmayın. Köpük köpük yumuşak bir hamur. Yoğurduktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı dolusu ince ince doğrayıp hazırladığım dereotunu ekleyelim. Taze dereotu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve küçük bir kase beyaz peynir, Yine, lor peyniri de olur, e, istediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Ve 7-8 tane e, siyah zeytinin çekirdeğini çıkardım. Onları da minik minik doğrayarak e, hamurumuzun içine ekleyelim. Bunların hepsini son aşamada ekliyoruz ki e, böyle poğaçamız güzel olsun. Siz en başta dereotunu eklerseniz yemyeşil bir hamurunuz olur. E, özellikle bu püf noktalarını da belirteyim. Bakın hamurumuz orta yumuşaklıkta böyle köpüksü bir kıvamı var, şahane bir e, poğaça hamurudur. Ben bugün poğaçaları şekil vererek yaptım, yani tekrar içine ekstra bir peynir, zeytin eklemedim. Ama siz arzu ederseniz ekleyebilirsiniz, ama aslında inanın hiç gerek yok, çünkü hamurunda zeytin var, e, peynir var, hepsi var. Böyle çok güzel oluyor bu şekilde. Arzu ettiğiniz şekli verin. Ben ay şekli vererek böyle hafif ay şekli vererek bir tepsiyi bitirdim. Onu da elinizden bir tane beze yapın. Elinizle yine avucunuzun içerisinde silindir yapıp iki ucunu sivrilterek tepsinize dizebilirsiniz. Bir tepsiyi ay şeklinde yapıyorum. Diğerini de hani böyle e, bazen çocuk doğum günü veya atıştırmalık masaya bir şey getirirsiniz de hani herkes der ya bu çok büyük yarısını yer misin, bu çok büyük yarısını yer misin? İşte onu diyenler için de minik minik, özür dilerim, minik minik küçücük e, bezeler alarak bunları da böyle bir lokmalık e, poğaça olarak daha doğrusu dereotlu e, atıştırmalık olarak tepsiye diziyorum. Bir tane yumurta sarımız vardı. İçerisine bir yemek kaşığı süt ilave edip iyice karıştıralım. Ve bu karışımızı poğaçalarımızın üzerine sürelim. İki tepsi poğaçamız çıktı. Birisi atıştırmalık, bir tanesini de ay şekli yaparak bitirdim. Birazcık da susam ve çörek otu hazırlamıştım. Kavrulmuş susam kullandım ben. Ama normal beyaz susam da kullanabilirsiniz. Yumurta sarısını ve poğaçalarımızın, üzerine sürelim ve daha sonra da susam serperek bitirelim. Bu arada sesim biraz bozuk sevgili arkadaşlarım. Ben grip olmuşum yazın ortasında. Yani hiçbir şey yok yani hiçbir ağrısızı yok ama sesim yok. Sesim tam düzelmedi. O yüzden merak etmeyin her şey yolunda. Bir tepsiyi önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırına 30 dakika pişmeye yolladım. Ve atıştırmalık poğaçalarımıza da yumurta sarısı sürüp susam serperek hazırladım. Bu arada her fırının e, sıcaklığı farklıdır. Ben 180'de 30 dakika pişirdim. Lütfen dikkat edin. Poğaçalarımızı fırından çıkardım ki böyle bir koku olamaz mutfakta. Şahane bir e, poğaçanız oldu. Ne öyle e, sı sıkı oldu, ne böyle bir yayıldı. Bakın sevgili arkadaşlarım, mutfaktan birazcık anlayan kıdemli ablalar bu poğaçanın duruşundan zaten kıyırlığını hemen anlayacaktır. Ben tabii böyle yakın çekim, yakın çekim çok seviyorum sizlere her detayı göstermeye. Ve atıştırmalık lokmalık poğaçalarımızı da fırından çıkarıyorum. Onu da yine soğuması için bir tele transfer ediyorum. Bunlar da böyle tane tane. Ee, çok güzel oluyor ve poğaçalarımız sunum için hazırlandı. Sizlere şöyle detaylıca gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. İzlemesi bile e, çok güzel sevgili arkadaşlarım. Lezzetini tahmin edemezsiniz. Mutlaka denemenizi ve yorum olarak yazmanızı isterim. Hemen doku testine geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım elimde e, onu nasıl ufalandığını görmenizi istiyorum. Hani bir şeyi ben yemiyorum biliyorsunuz elimle bölerek gösteriyorum size ama böyle kıyır kıyır bir poğaça. Bakın o kenarlardan hemen anlayabilirsiniz. İsterseniz peynir ekleyin içine, ister zeytin, ama ben hiç tavsiye etmem çünkü zaten peynir, zeytin, dereotu hepsi hamurun içinde vardı zaten. Yanına biraz yeşillik, zeytin, peynir koyup böyle bir çay demleyin yeterli. Ve bunlar da atıştırmalık minicik poğaçalarımız. Dereotlu poğaçalarımız. Bunlar da böyle bir lokmalık çok güzel oldu. Çayın yanına özellikle çok yakışacağından eminim. Umarım sesini duydunuz. Çok sesi bile kamerada geliyordu o kıırlı o çıtırtısı. Çok dengeli ve güzel bir hamurdur sevgili arkadaşlarım. Arzu ettiğiniz şekilde, arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, önce Allah'a sonra tarifime güveniyorum şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal Şifa olsun diyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz tariflerime yine kaldığımız yerden aynı hızla devam edeceğim için mutluyum tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın